Çocukların isimlerini ezbere bilirdim. Ah anacığım benim. Girit'in kokusunu hatırlamak için koklardı çiçeklerini. Çocukluğunu arar gibi arardı otlarını. Girit'ten mi göçmüşsünüz? Ben burada doğdum. Annem çok küçükken göçmüş. Ölene kadar da o anından kurtulamadı zaten. Öyle uzaklara baka baka da öldü zaten canım. Bir daha hiç görmedi mi Girit'i? Gitmek istemedi ki. Kaç kere söyledim, hadi gidelim dedim. Hatta gittim oraya fotoğraflarını çektim, getirdim. Hayır. O hafızasındaki resme bakmaya devam etti. Ben de şimdi buraya uzak bir resme bakar gibi bakıyorum. 8 ayda neler değişti değil mi? Hem de nasıl. Alt üst olduk. Son yaşananlara kadar dünyanın en şanslı insanı sanıyordum kendimi. Hayat işte. Bazen böyle tepe taklak ediveriyor seni. Yaşadığın her şeyi sorgulamaya başlıyorsun. Sahip olduğun her şeyi. En yakınlarını. Hatta büyüttüğün evladını bile. Yani Kerim kötü bir çocuk değil tanıdığım kadarıyla. Değildir. Değildi. Biliyor musunuz? Kerim beni hiç üzmedi bugüne kadar. 10 yaşındaydı daha bizim eve geldiğinde. Ne okulda, ne iş hayatında, ne evde. Hiç sorun yaşamadık biz. Annem de öldükten sonra bir başımıza kaldık. O benim tesellim oldu. Ta ki işte bu işler olana kadar. Yani gene de bu hikayenin bir tarafında sizin olmanız Fatma Gül için bir şans. Yani keşke bütün bunlar hiç yaşanmamış olsaydı tabii. Keşke. Ama eğer bütün bunlar bir kaderse sizin gibi bir şifacı iyileştirecek o kızı. Ama bu sefer otlarıyla değil tabii. Aklıyla, bilgeliğiyle, sevgisiyle. Alo. Mukaddes Hanım. Evet. Ben Perihan Yaşaran. Ben sizden kimseyle konuşmak istemiyorum. Beni dinler misiniz lütfen? Dinlemiyorum lütfen. Kapatıyorum. Mukaddes Hanım. Siz bana geldiğinizde ben böyle yapmadım. Sizi evime aldım. Dinledim. O zaman durumlar farklıydı ama. Yargıya intikal etmiş bir mevzu artık bu. Mukaddes Hanım. Ben Yaşaran soyadımla aramıyorum. Bir anne olarak arıyorum sizi. Bu dava devam ederse çok can yanacak. Bak hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz ha. Kimin canı yanacak be? Ne demek istiyorsunuz? Tehdit ediyorsunuz siz beni. Sizi tehdit etmiyorum. Olacakları söylüyorum. Bu davayı kazanmanıza imkan yok. Hadi oradan be. Niye yokmuş? Göreceksiniz bak. Tutuştunuz şimdi değil mi? Diyelim ki Fatma Gül söylediklerini ispat etti. Böyle bir şeye imkan yok ama diyelim ki oldu. O zaman sizin durumunuz ne olacak? Tuttuğunuz avukat bunu size söyledi mi? Bugüne kadar yaptıklarınız ne olacak? Hakim delilleri kararttınız, yalan söylediniz demeyecek mi? Yok öyle bir şey. Nasıl yok? Fatma Gül kendini nasıl savunacak? Neden sustun? Yengem yüzünden demeyecek mi? Hiç de bile. Bizden para aldığınızı söylemeyecek mi? Kasabadaki evi de söyle. Olaydan aylarca sonra yaptığınız satış var. Yaşaranlara sattınız evinizi, mandıranızı. Biz Yaşaranlara satmadık. Münir kandırdı bizi. Siz öyle söylüyorsunuz. Hakim, madem bu kadar kanlı bıçaklıydınız, evinizi niye sattınız demeyecek mi? Satışta bile sizin imzanız var Mukaddes Hanım. Kapatıyorum ben, konuşmak istemiyorum. Onlar ilk önce sizi gözden çıkaracaklar. Hayır. Evet. Göreceksiniz.
Sizi de hapse attıracaklar. Çocuk mu kandırıyorsunuz siz be? Hapse attıracaklarmış. Ölüyorsunuz korkudan değil mi? Bizim kazanacağımızı bildiğiniz için bu oyunlara başladınız zaten. Doğru söylediğimi biliyorsun. Hayır efendim. Fatma Gül ne derse desin ben onun yanında olacağım. Anladın mı beni? Beni de daha fazla rahatsız etme. Vallahi söylerim savcıya. Yeter be. Manyak ya. Murat koşturma sen de otur bir yere artık. Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Allah kabul etsin. İyi günler. İyi günler. Hafifledim vallahi. Aylardır gelememiştik. İyi oldu. Eskiden her hafta gelirdik biz. Her hafta. Ama şimdiler tabii. Nasıl geleceksin? Alo. Mustafa tamamdır. Silahın yerini öğrendim. Öyle mi? Aldırıyorum bugün. Teşekkür ederim. Yalnız bana bak, bu silahı istiyorsun ama aklında bir şey yok değil mi? Yok. Bana bak, kasabada bir olay çıkarma. Vallahi altından kalkamayız ha. Kasabada niye olay çıkarayım ki? Kerim'le Merim'le karşılaşırsınız bir yerlerde, silah üstünde olur. Aman ha. O herif burada mı? Bilmiyor musun? Ben biliyorsun zannettim. O takım toplu halde burada. Fatma Gül de. Evet ama gözünü seveyim, aklını başına topla Mustafa. Kendine hakim ol, yoksa göndermem emanetini ha. Ne zaman gönderiyorum dedin? Bugün aldırırım. Uçakla getirmezler tabii, arabayla getirirler. Yaşar'dan rica ederim. Tamam. Ha, yalnız anlaştığımız gibi savcıyla görüştüreceğim önce seni. Olayı anlatacaksın, ondan sonra emanetini alacaksın. Tamam değil mi? Tamam tamam, ara gelince. Tamam. Hadi arayacağım, görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.